Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershaneler konusunun Bakanlar Kurulu'na taşınacağını söyledi. Avcı, okuma salonlarının kaldırılmayacağını, mezun öğrenciler için de halk eğitim merkezlerinde ücretsiz kurslar açılacağını belirtti. Dershane ve etüt merkezlerinin kapatılması için hazırlanan kanun taslağına tepkiler büyüyor. Eğitimciler, iş dünyası ve siyasetçilerin yanı sıra kanaat önderleri de söz konusu taslağın telafisi güç hatalara yol açacağı uyarısında bulundu. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Habur sınır kapısından Kuzey Irak'a geçti. İki gündür Diyarbakır'da bulunan Barzani, son ziyaretini yaptığı Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'i ziyaretinde barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de Esed rejiminin başına 200 milyon dolar ödül koyduğu Tevhid Tugayı komutanı Salih, hava bombardımanında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rusya'ya bağlı Özerk Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da meydana gelen uçak kazasında 50 kişi hayatını kaybetti. Kazada Tataristan Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve Rus istihbaratının üst düzey yetkilisi de öldü. Putin kazanın nedenini araştırmak için komisyon kurulması emri verdi. İstanbul'la Ankara arasındaki mesafeyi 3 saate indirecek hızlı trende sona yaklaşılıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım merakla beklenen tarihi verdi. Yıldırım en geç 2014 Şubat ayında seferlerin başlayabileceğini belirtti.